Hepiniz sevgilerim arkadaşlar, Oda Vlog'a hoş geldiniz. Size odamı göstereceğim bu vlogda, Allah başımın önünde. Odamın tamamını göstereceğim, ekipmanlarımı göstereceğim, kullandığım yerleri göstereceğim, odamı göstereceğim hani bu vlogda. Size yaşam alanımı göstereceğim, neler yaptığımı göstereceğim. Son olarak bu kısmı inceleyeceğiz, yani video çektiğim şeyleri, ekipmanlarımı inceleyeceğiz. Sıradan bu taraftan gideceğiz oraya doğru. İlk önce bu benim dolabım, içinde kıyafetlerim bulunuyor. Seksi dolabım, şu inceliklere bakın. Yıllardır kullandığım seksi dolabım. Ve üstünde de sizden gelen hediyeler bulunuyor. Bir çuval daha paketler. Bunu açtıktan sonra yenilerini almaya başlayacağım. Onun videosunu da bekleyin, daha gelmedi. Ve burada da birkaç tane daha var. Bunların tamamını bir videoda çekeceğim zaten. Onun dışında kullandıklarım burada. Dışarı çıkarken ceketim, pantolonum, Turgut abinin şeyi, montu, bir de şapkam, bir de eski çantam. Bunlar genelde tek kullandığım şey pantolon oluyor ve bazen deri ceketimi alıyorum buradan. Onun dışında seksi köpek yatağım bulunuyor burada. Efsane yatağım ve burada da mavi ekranım var yatağımın hemen yanında. Blue screen, bunu katlaması, şey yapması zaten beni çok görüyor. Bunu arkaya doğru seriyorum, şu tarafa doğru. Şu köşeye tutturuyorum blue screen'i ve tam şu köşeye tutturuyorum ve birlikte çalışıyorlar. Bunun dışında yatağıma hemen bağlı bir tane dolap bulunuyor. En üst rafta bilgisayarımın parçaları bulunuyor, eski parçaları. Bir de yeşil ekran yapmıştım bir kere fon kartonunu kullanarak, o bulunuyor, ondan kalanlar. Ders kitaplarım falan bulunuyor tabii ki, ben çok örnek bir öğrenci olduğum için, düzenli olduğum için hepsi en düzenli şekilde sıralanmış bir şekilde duruyorlar. Ve çantam tam köşesinde duruyor. Bu benim çantamın köşesi. Buraya hem mavi ekranı çakarken köşe hem de çantamın köşesi oluyor burası. Şimdi bilgisayar masamın üstüne gelirsek, masamın üstünde en köşede bulunanlar sırasıyla köpekli şeyim, sepetim. İçinde birkaç tane şey bulunuyor. Kalemim, yazılarda kullandığım özel kalemim, o da sizden gelmişti. Suyum ve bir tane bardağım bulunuyor. Bunlar ikisi vazgeçilmez tabii ki. İçip rahatlıyorum. Ha bir de tuvaletim geliyor ben bundan içtik. Ceketim bunun içinde bir şey var. Prostat o yapıyor beni. Küçük kağıtlarım, bir sürü kağıtlar kullanmak işime yarıyor. Dipnotlar alıyorum bu kalemle birlikte. Peçetem var tabii ki. Yemek yedikten sonra bunu kullanıyorum ve ağzımı siliyorum. Başka hiçbir anlamı yok. Çok yemek yediğim için çok bitmiş. Bu da benim gözlük, yerimi silmek için mendilim. Gear Fit ve şarjım, bu da sizden gelmişti. Sizden gelen şeyleri tabii ki kullanıyorum. Hepsinin yerli bir yeri var. Burada da yıllardır bekleyen Luna Park jetonlarıyla bir sürü kulaklığım. Genelde bu kulaklıkları kullanmıyorum. Bir tanesini kullanıyorum. Hemen oradan ilerledikten sonra da PlayStation'ım bulunuyor. PlayStation'ın üstünde PlayStation kulaklığı. Ben bunu genelde bilgisayardan kullanıyorum. Ve PlayStation'ı ben pek fazla oynamıyorum fark ettiyseniz. Yani videosu çekilecek güzel bir oyun çıktığında, böyle GTA falan gibi bir oyun çıktığında tabii ki de çekeceğim. Onun için hazır bekliyor PlayStation'ım. Güzel bir oyun çıksın da çekeyim diye. Elgotos'u falan her şey hazır yani çekilmek için. Softbox'larım bulunuyor. İki tane, biri sarı, biri de beyaz olmak şeklinde. Sağ tarafı yüzüme doğru olan yer sarı, sol tarafı ise beyaz. Ve tabii ki gözlüğüm bulunuyor çalışırken kullanmak için. Rode NT-USB mikrofonum bulunuyor bunların yanında. Asus'tan bir tane monitörüm var. Çok seksi bir monitörüm. Her işimi görüyor. Herkes çift monitör kullanıyor. Bana tek monitör yetiyor. Belki yetmezse yenisini alırım. Onun yanında Logitech'ten daha yeni aldığım, hiç hoparlöre gerek bile duymadığım hoparlörler bulunuyor. Yani pek hoparlörcü değilim ama yeni aldım. Öylesine bazen kullanıyorum. Öylesine gece yatarken film izlemek için hoparlörleri kullanıyorum. Ben klavyeye pek önem vermem gençler, o yüzden yeni bir klavye almadım. Belki birkaç ay yeni bir klavye alırım. Yani bir geçici bir klavye. Bunu asıl ekipmanım olarak saymayabilirsiniz. Ama bu kalıcı bir mouse. Bunu gerçekten ihtiyacım olduğu için aldım. Güzel bir mouse, seviyorum. Blood'un. Mouse'umu seviyorum. Güzel bir mouse. Bu kalıcı yani. Bunu uzun süre kullanırım. Çok hoşuma gidiyor. Şurada ayarları falan var. Kırmızı, mavi, yeşil tıklama ayarları. Tabii benim odamdan modeme doğru şey kablo çekilmediği için wireless kullanıyorum. Minka'nın bayağı güçlü bir şey. Çok işime yarıyor. Ve sizden gelenlerden bir şey daha var burada. Baykuşlu şeyim. Çöp kutum. Çok hoşuma gidiyor. Önceden içinde şeker vardı. Şu an hiçbir şey yok. Çünkü şekerlerin hepsini bitirdik. Elisper ile birlikte yedik onları. Kasaya birazdan geleceğim, kasanın içinde neler olduğuna. Şimdi masamın altındaki dolaplarımı inceleyelim. İlk rafımda güzellik malzemelerim bulunuyor. Güzellik için kullandığım şeyler. Parfümlerim, gözlüklerim, tarağım falan. Burası bayağı karışık. Kullandığım malzemeler, saatlerim, Elgato da burada. Ne alaka burada olduğunu bilmiyorum. Rode'un şeyi bulunuyor. Tüylü şeyi. Bunu kullanırım. Güzel işe yarıyor. Zımbadır, saattir falan. Burada güzellik için genelde olan şeyler var. Parfümlerim, tarağım falan. İkinci yer benim için temizlik malzemelerinin bulunduğu yer. Yani ıslak mendilim falan var veya
Bileklerim falan bulunuyor. Burada zaten bileklik kutum taşmış. Baksanıza patlamış, etrafa saçılmış bileklikler. Oldu. Gördüğünüz gibi burada da pek bir şey yok önemli. Sadece PlayStation oyunlarım bulunuyor bir de burada. Burada da videolarda kullandığım malzemeler bulunuyor. Daha bunun videosunu çekemedim çünkü çekmesi çok zor. Daha çözemedim. Çözdüğüm zaman gelecek, merak etmeyin. Çünkü çok denedim ama olmuyor, videosu çekilmiyor maalesef. Akla zarar kartlar bulunuyor, videosunu gördünüz zaten. Bin buzlut var, altında elektrik şoku var, kablolarım var. Burada videolar çekmek için gerekli bütün malzemelerim burada bulunuyor. Çekmecelerim de böyle işte. Burada bir tane pil şarj aletim var. Pillerim şarjı bittiğinde pillerini şarj ediyorum. Pil kullanan kaldı mı dünyada? Galiba bir ben varım. O da elektrik şok aleti için pil kullanıyorum. Burada sizin verdiğiniz kitaplar bulunuyor. Burada dergi gelmişti, o bulunuyor burada. Bu da sizden. Bu da başağımdan, en değerliğimden canavar. Bana hediye olarak almış. Benim için çok öne anlamlı bir mesajı var. Onu size söylemeyeceğim ama çok anlamlı bir mesajı var yani. Burada tabii ki sizin yolladığınız araba koleksiyonundan bir tane araba bulunuyor. Kitaplarımız var. Bu da sizden gelen bir araba koleksiyonu. Allah direkt şeyi tekeri yamulmuş. Sizden gelen kitaplar bulunuyor. Kitaplar, teknelerim, sizden gelenler, gemilerim, tekneler, gemiler, heykeller, süsler ve bir araba daha. Şu an koleksiyonumda 3 tane araba bulunuyor. Bakalım ileride kaç tane olacak. Tahminen bir 100'e varırız herhalde araba koleksiyonu olarak. Bu da doğum günümde alınan yılın sığırı ödülüm. Çok hoşuma giden bir ödül. Çok seviyorum. Bu da benim küçüklük fotoğrafım. Çok seksi değil miyim? Şu tipe bakar mısın? Diğer ne seksi insanıyım. Şunu çekeyim de. Yeah motherfucker you, motherfucker you. Yeah motherfucker you, motherfucker you. Hoparlörümün şeyi, burada gene malzemeler var. Bilgisayar için kullandığım şeyler, oyuncaklar falan. Burada çok güzel bir resim var. Benim güzel masamın üstünde. Burada da benim günlük dışarı çıkarken kullandığım bütün her şey bulunuyor. Klima kumandası hariç. Klima kumandaya hiç gerek yok. Cüzdanım alıyorum. Diş fırçam, diş macunum, anahtarım, telefon kabım. Ben evde telefon kabı takmasını sevmiyorum. Aslında telefon kabını sevmiyorum ben. Telefon orijinal daha güzel. Ama sürekli düşürdüğüm için, kırılmaması için kullanıyorum dışarı çıkarken. Bir de kulaklığım var tabii ki. Bunların hepsini kendime doldurup dışarı hazır bir şekilde çıkıyorum. Burada da küçüklük resmi var yine Toygu ile ben. Burada işte aşk, love ne alaka, ne alaka? Bu sevgili şeyi çerçevesi. Biz neden varız? Her neyse. Toygu ile kuzeni Toygu. Ve bu da benim Shadow Mordor posterim. Merhaba. Klimam var tabii ki. Başka anlatmadığım bir şey yok. İşte odam böyle. Şöyle uzaktan baktığınız zaman bayağı geniş eski düzenine göre. Böyleki düzeni çok güzel. Ve kızılderili halım vardı yerde. Onu hiç fark etmemiştim. Şöyle baştan boya çekersek odam böyle. Bir tane lambası var küçük. Işıkları var. Şöyle mesela çekelim. İşte bu da benim odam. Şimdi merak ettiğiniz şeylerden biri. Bu da benim cüzdanım, sandalyem. Seni yerim yavrum. Bilgisayar kasam. Bilgisayarımın özelliklerini ve bütün gerekli eşyaların özelliklerini açıklama kısmına yazacağım gençler, merak etmeyin. Yani isimlerini öğrenmek istiyorsanız kullandığım şeylerin açıklama kısmında bulabilirsiniz hepsini. Evet, bu da benim güzelim bilgisayarım. Yes, canavarım benim, her şeyim, bebeğim benim. Şu güzelliğe bakın. Yani efsane bir bilgisayar. Canavar, özel olarak topladım canavarı. Özellikleri zaten açıklama kısmında yazıyor. Özelliklerini merak ediyorsanız bulabilirsiniz. Burada kameramın şarj aleti var tabii ki. Bütün malzemelerim bunlar şu ana kadar gösterdiklerim. Hepsi bu kadar malzemelerimden. Ve son olarak da videoyu çekerken kullandığım G7X var. Canon kameram. Ve bunlar bu kadar gençler. Bütün odamı size tanıttığım her şeyini artık biliyorsunuz. Oda içinde yaşadığım şeylerin. Her şeyi anlattığım, bilgisayarım, monitörüm, her şeyini gösterdim. Ve bunun dışında birkaç tane daha malzeme alacağım. Değiştireceğim birkaç şey kaldı. Şu mavi ekranı değiştireceğim. Çünkü mavi ekran bana çok sıkıntı çıkartıyor. Onun yerine yeşil ayaklı bir pano alacağım. Bir tane daha kamera alacağım. Video kamera, bu webcam'imin yerine kullanacağım. Webcam'i göstermiyorum. Ve webcam'im de var burada. Peçetelerimin üstüne diktim tabii ki. Bir tane tripodum bile bulunmadığı için veya almaya gerek duymadığım için peçetelerin üstüne koydum. İşe yarıyor. Tripoda ihtiyaç duymadım şu ana kadar. Öyle kullanıyorum peçetelerin üstünde. Bunun dışında bir tane daha kamera alacağım bir ay içinde falan. O kamerayı da aldıktan sonra farklı bir vlog güncellemesinde size gösteririm. Sony'nin video kameralarından olacak. Adını unuttum şu anda. Açıklama kısmına yazarım. Almadan kullandığım ekipmanlar bölümüne. Yani burada videoda görmediğiniz şeyler de olabilir gelecekte alacağım. Şimdilik videoyu bitiriyorum arkadaşlar. İşte bu kadardı bütün adam. Umarım videoyu vermişsinizdir. Bütün sorularınıza cevap vermişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.
cidden meteor modunda şeyimdesiniz, beni öldürme derdindesiniz ya. Amık sakatları, bir araba çaldık diye yaptığımıza bakın ya. Dön buradan, dön buradan, daha demin burada kalmıştık. İyi, yar. Aaa! Bu çok yakındı. Abi polis üstüne düşmemiş, bana düşmüş. Bak orada kocaman bir kaya var, git onu araştır. Amına kodum, ben atmıyorum bunları.